Gün Recess'te satranç oynayacağız. Öncelikle size oynamadan önce bir açılış göstermek istiyorum. Bir açılış tuzağı. Oyununuzu oynayabilirsiniz. Ben de daha önce düşünmüştüm nakirimi. Şöyle tahtayı ters döndürüyorum. Ve siyahlara bir tane açılış gösterip başlayacağız. E4, E5, at F3, at C6, fil B5. İspanyol açılışı Lopez'ye de geçiyor. Şurada görüyorsunuz. Bunu Chess'te oynayan 95 milyon 110 bin 97 maç olurken Master'da da 5'te ise 135 bin 315 maç var. Tabii bu belli bir süre sonra, hatta bunu arttırırım, 97 milyon 600 bin maç var yaklaşık. Şimdi buradan en çok popüler olan hamle A6. Gördüğünüz gibi A6 oynuyoruz. Rakip bir A4 oynuyor. Öne devam ediyorduk. Murphy savunması diye geçiyor. Burada gördüğünüz gibi en çok oynayan hamle bu. Sonra daha sonra at F6, Berlin savunması, D6, Stein savunması, at G7, Kuzio savunması, at D4, Bird savunması, sonra fil C5 klasik varyantı. Şimdi böyle savunmalar var. Ben bunların çoğunu teorisini ezberlemiştim. Ben de İspanyol oynuyorum. Siyahla da beyazla da. Ben siyahla genellikle Berlin oynadım burada. Ama da bir A6 da oynuyorum. Şimdi burada fil A4 oynayacak rakip. Değişim varyantı fil C6. Burada en çok hamle fil A4 oynuyor rakip. Şimdi bizim de buradaki hamlemiz B5. B5, fil B3 ve hamle. Normalde hamle at A5 ama bizim hamlemiz değişik bir hamle D6. D6'dan sonra rakibin gözüne çok güzel görünen bir D4 hamlesi geliyor. Merkez alan. Biz onu oynayınca ise biz burada E4 almak yerine daha uzatılan at D4'ü alıyoruz. At D4 alacak. E4. Burada rakibin doğru hamlesi aslında C3. Hatta tek hamlesi de. Gördüğünüz gibi bu da vezi çarpı D4 4. sıradayken Lichess de 1. sırada. Normalde varyant C3, DC3, at C3, at F6, böyle bir savunma. E5, D5, fil F7, şah E7, vezir D8, şah D8'den sonra bir piyon öndeyiz. Ama yine de siyahın da avantajları var. Lokumuz bozuldu. Buradaki piyon yapımız bir bozuk. Açıkçası gördüğünüz gibi. İşte E5 piyonu aydık. Rakibin piyon yapısı sağlam. Fil çifti iki tarafta da var. Hani gelişim olarak rakip önde. Bizim daha iki taşımız çıkıp bu kart iki taşımız çıkacağız. Ve bir şekilde bağlantıyı sağlayacağız. Rakip ise bu taşın çıkıp bağlantıyı sağlayacak, ok atacak. Yani gelişinde hafif bir geriliğimiz var. Peki siyah burada siyah üstün veriyor. Bu varyantta da. Ama tabi beyaz yani oynamak zor bir varyant. Gelelim biz tuzağımıza. C3 değil. Burada eğer rakibiniz vezi çarpı D4 oynarsa işte gördüğünüz gibi çubuk tam anında 3.5'u gösterdi. Ben çubuktan bakmayacağım. Şimdi burada C5 oynuyoruz. Vezir istiyoruz. Vezir kaçınca ise C4 oynayacağız. Ama bu da vezir D5. Mat istiyor. Kale istiyor. Fil E6. Rakip vezir C6 şah çekecek. Vezir D7 olmaz. Şah E7 de güzel bir hamle değil. Fil D7 oynuyoruz. Rakip tekrar vezir D5 oynuyor. Acaba üçenme tekrarda olacak mı diye. Ama bakın bu sefer buradaki kalemiz savunuluyor. Yani ondan bu vezir ve fil bataryasını bağlantısını bozacak hamle olan C4'le oynuyoruz. Ve artık burada mat yok. Çünkü fil bakamıyor. Ve burada fil C4. BC4. Vezir C4'den sonra gördüğünüz gibi 5 piyona 7 piyon bir konum oluyor. Yani bizim filimiz var. Rakibin 2 piyonu var. O konum avantajlı. Şimdi size normal 2 tane açılış göstereceğim demiştim. Bir tanesi İspanyol savunması ana devam yolu, ikincisi İspanyol savunması Berlin devam yolunda iki tane varyant.
Hatta 3 tane varyant. Berlin savunmasıyla başlıyoruz. E5. Bu da hamlemiz. At F6. Buradaki hamle kısalık. Klasik hamle. At E4. Burada fil C5 de oynanıyor ama genellikle at E4 daha popüler bir hamle. Gördüğünüz gibi burada da 89'a 7 iken %26'ya 25 çok bir farklı ama siz at E4 oynayın. Bilmiyorum. Şimdi burada rakip kare E1 de oynayabiliyor. Gördüğünüz gibi burada kare E1 daha popüler. Biz kare E1'den önce D4'den devam yoldan başlayacağız. At D6. Ben devam yolu fil çarpı C6. D çarpı C6. D5. At F5. Vezir D8. Şah D8. Bu da H3 oynamayı ben daha çok seviyorum. H3 oynayın. H3, şah E8. At C3. H5. Fil F4 gibi bir varyant var. Güzel bir varyant. Berlin savunmasının avantajı şu. Bizim burada iki fil çiftimiz var. Vezir kanadında 4.5 üstünlüğümüz var. Ama burada da double piyon var. Rakibin buna karşılık E hattında bir geçidi var. Ve şah kanadında 4.3'lük bir üstünlüğü var. Hani bu şey aslında birazcık da İspanyol savunması değişim varyantına benziyor. İspanyol açılışı pardon. Değişim varyantına benziyor. Bunun tek farkı bizim okumuz bozulmuş oluyor. Daha sonra vezirler değişiliyor. Hani belki buradaki istenen sonuçtan sonra D4 varyantı hatta göstereyim siz isterseniz. Fil B5'e. 6. Fil C6. DC6. D4. E4. Vezir D4. Vezir D4. At D4'ten sonra ki varyanta da biraz benziyor açıkçası. Hani piyon yapısı olarak. Ama buradaki varyant daha az tercih ediliyor. Çünkü değişim varyantında hemen fil çifti veriyor ve bizim nokumuz bozulmamış oluyor. Yani bu da rakip blok atmamış da oluyor. Hani tempo olarak birazcık siyahlar, beyazlar geriye düşüyor. Biz de devam edelim varyanttan. Pardon bu değil ya. Pardon bu değil. At F6. At F6. Kızarok. At E4. Şey işte. D4'lü varyantta bir tane daha şey var. At D6. Bu da D6 E5 de oynayabiliyor değişik bir şekilde. Hatta bu da çok güzel beraberler de yapılıyor. Şimdi bu da A4'ten sonra at düşüyor. O zaten fil öndeyiz gördüğünüz gibi. At B4 oynanıyor burada. At D4. At D4. Vezir D5. Şimdi burada D6. Ve burada vezir E4 şah beraber oyun böyle 3 hamle tekrarıyla berabereye gidiyor. Ben beyazla genellikle bunu oynamıyorum. Çünkü beyazı kazanmayı istiyorum. Ben beyazla genellikle at şeyimi oynuyorum. Bu da beraber oluyor. Zaten burada da 151 tane maç var. Tamam. Son varyantı göstereyim size. Burada at F6. Kısa rok. At E4. Kale E1. At D6. At E5. Fil E7. Ben sonra rakip genellikle burada ya fil çarpı C6 at çarpı C6 alırsa ne yapabiliriz? Onu göstereceğim size. Burada fil A4. Kısa rok. Burada rakip vezir E2. Pardon. D4. Pardon D4 değil. D3. C5'te bir tuzak başlangıcı var. Eğer bu da rakip vezir E2 oynayıp bu filmimizi isterse yapmamız gereken şey burada kare E8 gelmek. Şimdi burada açılak istekler doğacak. Ondan dolayı burada rakip vezirini D2'ye giriyor. Daha sonra B5 oynuyoruz. Fil B3 zorunlu. B4. AB4. Fil B4'ten sonra bu da güzel bir varyant oluyor. Bakalım. Pardon. Bu da fil D7'den sonra affedersiniz. Tabii karenin boşta olduğunu görmedim. At C3. Fil A4.
Evet. File Farklı'dan sonra burada güzel bir filimiz oluyor. Kaleler birbirine bakıyor. Ve bilgisayarda siyah hafif üstün veriyor. Yani siz de kaleye bile varyantına böyle bir varyant oynayabilirsiniz. İsterseniz eğer. Ve son varyantımıza geçiyoruz. Bu da ana devam yolu. Beyaz oynayacağınız ana devam yoluna geçiyoruz. File A4. At F6. Kısa rok. File E7. Kale E1. B5. Fil B3. D6. C3. Kısa rok. H3. Ata 5. Fil C2. C5. D4. Fizil C7. At BD2. CD4. CD4. At C6. Bu da 13 hamlelik bir varyant var. Yani bunun sonunda rakipler bazen D5 de oynuyor. D5 at B4 oynanıyor. Fil B1'e A5. Yani bu da siyahın güzel bir konumu olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bilgisayarda eşit veriyor. Yani eşit vermesi siyah için uygun. Çünkü yani beyaz ilk pozisyonda gördüğünüz gibi hiçbir hamle yapılmadığı pozisyonda bilgisayar 6-0.3 veriyor. Ama biz hamle yaptıktan sonra pardon hangi pozisyon kayboldum. Bu da değil. İşte demek ki pozisyonda 0.0 veriyordu. Yani siyah bir kazanım elde etmiş oldu. Pozisyonu bir açıda olsa geliştirmiş oldu. Tamam. Şimdi hemen isterseniz bugün toplamda 5 tane maç yapacağız. Şu anda ben 2 tane yarışmalı maç oynuyorum. Bu maç kısa bir süre sonra mat edeceğim. Çünkü yani buradaki bir mat tuzağını almış oldum. Buradaki fil, kale, vezirin buraya gelmesi, buraya oynayınca G4, bazı hamleler. Fil F5'e de vezir E'de mat olacağı hissettim bir zamanda. Rakibin oynamasını bekliyoruz. 23 saat 44 saniye içinde hamle yapmazsa kaybedecek. Bu da benim oynadığım yazışmanın oyunlar da var. Bu da bildirim geliyor. Mesela rakip terk ettiği zaman bize bildirim geliyor. Onu da söylemek isterim. Tamam, şimdi isterseniz bugün 1, 2, 3, 4 tempoda maç yapacağız. Yarın belki atlayabiliriz. Yani toplamda 12 tane tempo var. Pardon. 11 tane tempo var. Bunların ilk başta 4'ü ile maçlarımıza başlıyoruz. 1-6-0 ile maç yapmaya başlayacağız. Hızlı satranç. Rakip çok hızlı oynuyor. Ne yaptığını anlayamıyoruz. Ha, boşta. Aa, güzel. Rakip çok hızlı oynadı. Şöyle göstereyim size. Şimdi burada buna faili savunması deniyor. Modern savunma ya da faili savunması. Bakalım doğru oynamış mıyım burada? Ne kadar doğru oynamışım? Burada fil F4'müş. Ben fil C4 oynadım. Burada fil F4'müş. Yani buradan fil F4 oynayanlar. Evet. Yeni bin. Bu acaba fil B3 mü doğru? Aa. Ya burada hızlı oynayınca buradaki filin boşta olduğunu görmemişim açıkçası. İşte burada çift soru geldi. Ve burada terk geldi. Bizim bir hatamızın olması lazım normal şartlarla, bakalım. Bu da hızlı oynamaktan. Bu biraz hızlı oldu. Oh. İki tane vahim hata vermiş. Bu da mı? Şu nokta bir pozisyon varmış. He, C6 soru verdi. Tabii ki C6 en çok oynanan halime C6'ymış. Soru verdi. Fil D6. Nasıl bir varyant var? H4. Fil A6. Fil A6. At A6. H5. C5. D4. At C5. Nasıl bir varyant? Ben de anlamadım açıkçası. Atak mı yapıyoruz? Yani değişik bir varyantmış. Hatta yani pardon. Fil A3. At C5. Şah B1. Bunu alsa. Ha. Böyle değişik bir varyant varmış. Ben bunu görmedim. Tamam.
Devam ediyoruz. İkinci maçımızı yapalım. Şu anda 1'de 1'iz. Rakip birazcık bir tık daha yavaş olacak. Daha fazla düşünebileceğiz. Böyle vahim hataları yapmayacağız. Sicilya savunması gelmiş. Hızlandırılmış Dragon'a döndü biraz. Biz buna Dragon diyebiliriz. Hatta Flevç oynuyoruz. Galiba. Daha 5. Fizya 4'tü galiba hani. Evet, Fizya 4. Fizya'nın buraya bakması için. Fizya 4. Fizya 3. Bu zehirli piyon varyantına benzeyen bir varyant oldu. Değişik bir tuzak varmış. Kayıp oldu. Şansımı deneyeceğim ama kayıp oldu bu pozisyon. Özellikle de ne oynayalım? A3. Olabilir aslında. Bir şekilde bu veziri bir savunmadan toparlasak. Bu da isteyerek geliyor. Kısa bak atalım. Tamam, çok kayıp oldum. Tamam, biraz tuzağa düştük. Açıkçası hiç beklemiyordum. Şimdi bu da ne oynayın? Atçı yapı Cihalat herhalde doğru anda. Yani bu da bir hamle vezili de 2'ymiş. Tamam, sağlık olsun. 3-6-0 bir tık daha yavaş. Ha, bu da bu var. Bu da D5. Belki. Şimdi kalıp Rafi'ye aldıktan sonra veziri belki at. Şimdi buradan bir mat istediklerimiz. Bu da mat ediyor muyuz? Şimdi belki bunları at. Atladım F5. Şimdi burada bu istekler var. F5 F4 süreceğiz. Bu da mat var bir amere ve mat ettik. Güzel. Bu da iyi oldu. Bakalım şu anda böyle bir plak oluyor bu şekilde. Bugün kaç mat yapmışım? Güzel. 15 hamle yapmışım. Bayağı ne yapmışım? 15 hamle yaptım. 31 tane maç yapmışız. O maçların 20'sini kazanıp onu kaybedip bir tane daha bile kalmışız. Tamam. Devam edelim. Son maçımız. Günün son maçı. Ha, giyelim. Günün son maçı. Bakalım bugünü kaçta kaç bitireceğiz. Göreceğiz. Değişik bir varyant oynanıyor. Şu anda bu varyantı tam hatırlamıyorum ama galiba D4'lü varyantı. Videonun başlığına fare savunması ve dragon savunması oynuyordum yazacağım. Ve İspanyol savunması yazabilirim. Hatta nasıl hamle? Şimdi bir kıradım ya. Bir sıkıntı olmasın sonuna. Bu kaleye kontrol ediyordu. Belki bastı yaparız. Hatta 5'e E4 var.
Ne oynasam? Bir B5 de şu atı koyayım. Sonra E4 süreriz. Kendi E4'e geldi. Bak solundayız. Solunda ne? Ha. Oo. Aa, tuzaklanmış burada. Kaldık geriye düştük. E6. Piyonu zayıfladı. Basarız. Biraz kayıp oldu. Takip edebiliriz. Evet. Sağlık olsun. Evet, rakip hamle yapmış ve burada mat olduğunu anlamış olmalı. Tamam. Yani burada yani neye gidebilir? Buraya gidebilir. Fil kapatabilir. Fil kapatınca vezire ilgili mat var. Evet. Şah taştığında ise burada bir hamide mat var açıkçası galiba. Evet. Güzel. Bugünün son maçını yapıyoruz. 5-6-0. Bunu da yani yenersek 5-3 bitirmiş olacağız. Gayet iyi bitireceğiz bugün için. 2-2'yiz şu anda. 2-2, 3-2 bitirmiş olacağız. 5-3, 3-2. İskoç açılışı, İskoç. Değişik varyant, değişimli varyant oynadı. Bu da hani... Bu da galiba hani, yanlış hatırlamıyorsam. Bunu aldık. P5. Bunu mu alıyoruz? Galiba. Ne bileyim, çift turda olabilir. Bunu aradım bir ya. Heyecanlı olsun biraz oyun. C7'deyiz. Oo, vezir düşecek. Tuzağı kurmuş rakip. Tamam, biz de şöyle onu yapalım. Şuradan piyonu isteme. Vezir lazım. Hala belirsiz olması lazım pozisyonun. Şu anda pozisyon kayıp oldu. Bizim adımıza. Şimdi iki piyon aldık. Bir şansımız var. Aa, vezir duyduk. Doğal vezir düşmüştü olduk. O da düştü. Thank you.
terk etmeyeceğim. Dileneceğim. Belki de dilenemeyeceğim. Biraz süreye oynayacağım. Değişik bir şekilde. Saçma bir şekilde süreye oynayacağım. Hani çok çok tatlısı var ama. Ha bitmez de. Evet, bir şansımı deneyeceğim. Bitmeyeceğinden eminim süresinin. Çünkü bayağı var. Savunma hattı kurdur. Bu da düştü. Anne sen bunu içeride ya. Burada nasıl içeceğiz yemeği? Can. Tamam, mat olduk. Aha, yendim. Dur. Yendi mi? Ay, yenmişim. Abi, bir dakika.